Evet değerli arkadaşlar. Onların sınıf matematik konusunun fonksiyonlarla ilgili kısmında ilk soru çözüm videomuzda karşınızdayız. Bu föyümüzde, bu soru çözüm kısmımızda fonksiyonlarla ilgili temel yapılan işlemlerin ve bu temel işlemleri fonksiyon yazımı ilgili birbiriyle örtüştüren sorularla karşınızdayız arkadaşlar. Sorularımız sınıflarımızı çözdüğümüz sorulara benzeyen ne zaman fonksiyondur, ne zaman fonksiyon değildir şeklindeki ilk soru tipimiz karşımızda arkadaşlar. Şimdi matematiksel çalışmaların en önemli yardımcılarından biri ilgili soruyla ilgili minik bir notumuzu burada yazmak istiyorum. A'dan B'ye tanımlanan bir bağıntının fonksiyon olması için hatırlayacak olursanız tanım kümesinde yani A kümesinde boşta eleman kalmamalı. İlk testimiz buydu. Bakın A şıkkında boşta eleman var. Buradan fonksiyon yazamazsınız. C şıkkında da var. D şıkkında da var. Bakın bu elemanlar boşta kalmış. Bu şekilde fonksiyon yazılamaz. A'dan B'ye yazılan bağıntının fonksiyon belirtmesi için yapacağımız bir diğer testte tanım kümesinde alınan herhangi bir elemanın değer kümesinde yalnız ve yalnız bir karşılığı olacaktı. Yani A'dan B'ye şöyle bir gösterim yapmış hatırlarsanız tanım kümesinde bir ikiye ayrılmış bir dal şeklinde görüntü olamaz. Bu da bir fonksiyon. Yazımına engeldir demiştik arkadaşlar. Bakın dikkat edecek olursanız E şıkkında da böyle bir gösterim var. Buna biz şöyle bir örnek vermiştik. Bu kısım çok önemli. E, A bölgesinde doğan biri iki farklı yerde ölemez. İki farklı yerde ölemez diyerekten de pratik bir not söylemiştik. B maddesindeki adama bakacak olursak arkadaşlar. B maddesindeki adama bakacak olursak. Bakınız. Tanım kümemizde boşta eleman yok. Bu çok iyi. Birinci testten geçiyor. Buradaki elemanlar değer kümesinde sadece bir elemanla eşleşiyorlar. İkinci testten de geçiyor. O zaman ilk sorumuzun cevabı B olarak karşımıza çıkıyor dostlar. Evet. Ben Şemalı güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi farkındaysak şu şekilde verilen kümeler üzerinden bize fonksiyon yazımı ile ilgili bir soru sorulmuş. Hemen Birinci soruda yaptığımız testleri bu sefer burada nasıl uygulayacağımızı gösterelim arkadaşlar. Şimdi bu küme bakın liste yöntemiyle verilmiş bir küme. Ben buradan A'dan B'ye fonksiyon yazacaksam A'nın birini ikisini ve üçünü her birini de kullanmak zorundayım. Bakın A maddesinde biri kullanmış ikiyi kullanmış üç yok. Demek ki tanım kümesinde boşta adam var. B maddesinde bir var, iki var, bir var, iki var. Gene 3 yok. Tanım kümesinde boşta eleman kalmıştır. C maddesinde evet tanım kümesi boşta kalmamış. D maddesinde bakın gene 1 iki üçü kullanmış. E maddesi gene arkadaşlar 3'ü kullanmadığı için boşta eleman kaldığından dolayı birinci testten geçemiyor. İkinci test sizin elemanlarınız mesela bir buradaki yalnızca bir elemanla eşleşecek. Yalnızca bir elemanla eşleşecek. Yalnızca bir elemanla eşleşecekse değerli dostlar bakın bir hem y ile eşleşmiş hem de t ile eşleşmiş. Bu da fonksiyon yazımını ihlal edeceği için ikinci sorumuzun cevabı da D şıkkı olarak yazılabilir. Evet Yıllardır fonksiyon şeklinde anlatılan e, bağıntının özel bir durumu ile ilgili özellikler anlatıldı. Son yıllarda e, öğrencilerin duyduğu şöyle bir şey vardı. Fonksiyon bir nedir dostlar? Makinedir. Karşımıza böyle çok anlatımlar çıktı. Fonksiyon bir makinedir arkadaşlar. Bizim fonksiyonumuz bir bin türlü farklı makine gibi işler. Bakın buradaki fonksiyonumuz buradaki fonksiyon makinemiz ne yapıyor? X değerinin iki katının 7 eksiğini alıyor. 2 katının 7 eksiğini alıyor. Verilen bir değerin verilen bir değerin 2 katının 7 eksiğini alan bir makinemiz var. Gerekli işlemler yapılacak olursa buradan da x değer, aranan değerimizi eksi -1 olarak buluyoruz. Devam edelim. Bakın Görüntü kümesi çok önemlidir arkadaşlar. Piyasada bununla ilgili birçok soru görebilirsiniz. Görüntü kümesi A kümesindeki her bir elemanın tek tek fonksiyon makinesinde yerine yazılmasıyla elde edilen kümedir. Tek tek yerine yazacağız. Yani x eşittir 3 için görüntü kümemizde f3'ün alacağı değeri bulacağız. 2 kere 3 6 eksi 1 5. Her eleman dedik değerli dostlar. Şimdi de 4'ü alacağız. 4'ü aldığım zaman götürüp bunu 4'ün fonksiyon makinesindeki değeri yani görüntüsünü bulacağız. 8 eksi 1'den de 7'yi bulduk. Her eleman dediği için şimdi de sıra 7'de dostlar. 7 için gerekli işlemi yapıyorum. Gene aynı makinede yerine yazacak olursak buradan da 13 f ile gösterilir görüntü kümemiz. Bunu da tekrar etmiş olalım. 5 7 ve 13'ten oluşan küme dikkat edecek olursak A kümesi benim görüntü kümemdir. Burada değerli dostlar küçük bir uyarı vermek istiyoruz. Soru hazırlayanlar, soru hazırlayan arkadaşlar bazen burada birbiriyle aynı çıkan bir değer denk getiriyor. Biliyorsunuz kümeye bir eleman yalnız ve yalnız bir defa yazılacağı için sizin görüntü kümenizde aynı elemandan birden fazla olması bir şey değiştirmez. Onu küme içine yazacağınız zaman sadece bir defa kullanabilirsiniz. Evet işte yeni nesil basımlara uygun bir fonksiyon makinesi ile ilgili soru tipimizi görüyoruz arkadaşlar. Hemen buradan fonksiyon makinemiz bakın x bölü 3 mantığıyla çalışıyor x bölü 3 eksi 3 nasıl pardon evet eksi 3 nasıl bir değer alacak bakalım eksi 3 bölü 3'ten eksi 1 6 nasıl bir değer alacak arkadaşlar 6 bölü 3'ten 2 bu makineden çıkan değerleri topla diyor dostlar eksi 1 ile 2'nin toplamı da aranan cevaptır fonksiyon makinemizin çalışma prensibi bu Bakın sayı değerli. Direkt makinemiz x yerine 2 almış. Üşenmeden yazalım. 2 kere 2 artı a değerimiz 10 görüntüsüne karşılık verilmiş. Gerekli işlemler yapılırsa arkadaşlar alt 4'ü diğer tarafa a değerimiz 6 olarak cevabı verecektir. Ana kısımları anlattığımızı tekrar ettiğimizi varsayıyorum. Bir diğer bir diğer testimize geçiyoruz. Arkadaşlar burada çok önemli. Burada çok önemli. Fonksiyon belirtip belirtmemeler çok çok önemlidir. Hatırlayacak olursak, hatırlayacak olursak bizim için ilk önemli olan, ilk önemli olan gerçel sayılar kümesinde verilen bir değerin karşılığının bulunup bulunmaması. Yani tanım kümemizde tanım kümemizde boşta elemanın kalmaması. Bakın bu polinom fonksiyonu zaten. Yani vereceğiniz bütün sayı değerlerine karşılık 1 ve 3'te bir sayı değeri bulursunuz. Bunlar fonksiyon belirtir. Ama gx fonksiyonuna dikkat edecek olursak arkadaşlar. Gx fonksiyonuna dikkat edecek olursak. G2'yi bulamıyorum. Görüyor musunuz? 2 yazacak olursam 4 bölü 0 bir reel sayı değildir. Yani g fonksiyonunuz özetle g fonksiyonunuz özetle 2'yi eşleyemiyor arkadaşlar. 2 değerini eşleyemiyor. 2 değeri eşlenemediği için de siz şöyle bir fonksiyonu ne yazık ki reel sayılardan reel sayılara tanımlayamazsınız. Buradan da sorumuzun cevabı 1 ve 3 geliyor. R'den R'ye önce bu şekilde tanımlamayı göz önüne alırsanız çok sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. Evet. Bakın gene fonksiyon makinemizin x eşittir 4 değeri için nasıl bir sayı değeri oluşturacağını bulacağız. 4'ün karesi. Hiç acelemiz yok. Öğrenme aşamasında lütfen üşenmeyelim. Bakın x yerine 4'ler yazıyorum. Çalıştırıyorum burayı. Burada çalışıyoruz. Dikkat edecek olursak 19 eksi 20 değeriyle karşı karşıya kalıyoruz. Cevabında B olduğunu yazabiliyoruz arkadaşlar. İşte gene sevilen bir soru tipi. Denemelerde, yazılılarda, soru çözüm saatlerinde çok çözüyoruz. Bakın gene fonksiyon makinemiz x eşittir 2 için çalışmış. Hemen çalıştıralım. x yerine 2 yazıyorum dostlar. 2 kere 2 4. Geri kalan kısımlar sabit. 12'ye eşit. İşte arkadaşlar çarpım yapıyorum dostlar. Bakınız 36. 4'ü diğer tarafa yolladığım anda bu şekilde bir sayı değeri çıkması için m değerinin 32 olarak geleceğini rahatlıkla buluyoruz. Evet gene bir fonksiyon makinemiz. Bakın şurası fonksiyon makinesinin çalışma ilkesini veriyor. Hemen fonksiyonumuz değişkene 1 ekleyip yarısını alıyor. Bu makineye giren, bakın arkadaşlar giren. Giren dediği adamlar burayla muhatap. Yani bunlar tanım kümesi elemanları gibi düşüneceğiz. Makineden çıkan adamlar da değer kümesi şeklinde düşünebiliriz. Makineye giren dediğine göre ben burada x yerine m yazacağım arkadaşlar. x yerine m yazacak olursak dikkat edin. x yerine m yazıp çalışacak olursak makineden eksi 4 olarak çıkıyor deniyor makineden eksi 4 olarak çıkıyor deniyor. Burası giren kısımda muhatap olduğumuz bura. Burada makineden çıkan işte eksi 4 değerinin temsil ettiği değer elemanı. Gerekli işlemleri yapıyorum. İşler dışlar çarpımıdır bu. 2 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 8 buluyorum. Atıyorum diğer tarafa. Eksi 9. Pardon evet şunlar gidiyor. İşte fonksiyon olaraktan adlandırılan yeni makinemizin çalışma prensibini burada rahatlıkla görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet evet az önce bahsettiğim az önce bahsettiğim çok güzel bir soru tipiyle alakalı. Görüntü kümesi kaç elemanlıdır sorusu. Görüntü kümesinde hiç bıkmadan, usanmadan, inatla x yerine eksi 2 yazacağız dostlar. Fonksiyonumda x yerine eksi 2 yazarsam eksi 2'nin karesi 4. x yerine eksi 1 yazarsak arkadaşlar eksi 1'in karesi 1. x yerine 0 yazalım dostlar 0'ın karesi kendisi. Devam ediyorum. Bakın 1 var. Hepsini yazacağız. Hepsini tek tek yazacağız. 1'in karesi 1. Ve Buradaki tanım kümemdeki son eleman 2 için 2'nin karesi de 4. Şimdi yazıyorum. Görüntü kümesi F. 4 1 0 Devam ediyorum farklı elemanlar için görüntü kümemdeki adamları fakat biri kullandım. Sonuçta bu da bir kümedir. 4'ü de kullandım. Demek ki Detaylı bir şekilde incelediğim zaman aslında görüntü kümeme yazabileceğim sadece 3 eleman vardır. İşte bahsettiğimiz sonuçta görüntü kümesi de küme özelliğini sağlaması gerektiği için aslında bu kümeye yazabileceğim 3 eleman vardır. Değerli arkadaşlar bu sorumuzla fonksiyonlarla ilgili birinci soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Burada fonksiyon nasıl yazılır? Fonksiyon makinesinin sayı değerleri nasıl bulunur? Bunları tekrar etmek istedik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.